de canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri, mutluluktan haber ver dilek taşı. Ne diyor bu kadın babaanne? Kızım. Babaanne doğru mu? Ne diyor bu kadın dedim? Ya Sevda değil mi o? Figen bir şey mi oldu? Figen? Figen iyi misin? Figen! Kızım! Kızım mı? Ne olur bir dinle. Ne olur. Figen ne olur. Anlatayım ne olur. Figen! Hemen bir açıklama istiyorum babaanne. Ne diyor bu kadın? Ne diyecek kızım? Saçmalıyor işte aman. Öyle saçmalıyor deyip geçiştiremezsin babaanne. Açıklayacaksın bana ne oluyorsa. Sevda, açıklayacak bir şey yok. Anlatılacak bir şey de yok. Tamam mı? Çekil şimdi önümden. Peki. Ben de kendim öğrenirim öyleyse. Aras. Figen sana niye öyle baktı? Cevap versene. Ne bileyim Rüçhan niye öyle baktığını bilmiyorum. Kızım beti benze atmıştı, görmedin mi? Yoksa kıza bir şey mi yaptın? Rüçhan! Baba! Figen senin kızın mı? Ne? Ne? Bana yalan söyleme. Figen senin kızın mı? Saçmalama Sevda. Figen benim kızım olacak. Benim daha benim olmayacak, öyle mi? Asuman öyle demiyor ama. Senin kızınmış, öyle söylüyor. Bir dakika Sevda. Asuman ne diyor? Anne bütün bunlar ne demek oluyor? Nedir bütün bu saçmalıklar? Asuman gitti Figen'in benim kızım olduğunu falan mı söyledi?
anne, sana soruyorum. Tamam. Hiç kimse konuşmasın artık. Aras, çalışma odama. Hayır, kimse hiçbir yere gitmiyor. Bıktım artık ben sizin sırlarınızdan, küçük oyunlarınızdan. Bu bütün aileyi ilgilendiren bir konu. Burada konuşacaksınız, biz de duyacağız. Aras, odama. Hemen. Sevda, bir müsaade et. Anne, neler oluyor? Figen gerçekten Aras'ın kızı mı? Hayır. Ben bunu kabul edemem babaanne. Bak, ben bu kıza bu evde hizmetçiyken dahi tahammül edemiyorum. Sana da bu kızı kov demeye geldim odana, öğrendiklerime bak. Bu kız benim kardeşim falan olamaz, kabul etmiyorum. Bıktım artık ben böyle saçmalıklardan, istemiyorum duymayı bunları. Anne, gerçeği söyler misin? Figen'in annesi kim? Cevap verir misin lütfen? Rüfcan sonra. Ne demek sonra ya? Aynı çatı altında yaşadığımız Figen Aras'ın kızı çıkıyor ve sen bana sonra konuşalım mı diyorsun? Rüfcan, sonra dedim. Kızım. Benim bu hayatta en güvendiğim insan sendin. Herkesten beklerdim, senden beklemezdim. Abla, ne oluyor ya? Öğrendi mi? Anne, ne oluyor? Olmaz ama, bak böyle olmaz. Yapma ne olur, dağlama yüreğimi. Ne olur, ne olur aç şu kapıyı. Bir dinle, bir kere dinle. Yalan mı Ömer? Ya bu saatten sonra bir daha ben başkasının çocuğuna bakamam. Tek günahım sana analık etmek oldu. Evet.
Fatma mı? Fatma kim? Hatırlayamadım bile. Değil mi? Hayır. Yazık. Evimizde çalışan bir hizmetçi kızdı. Her zamanki sorumsuzluğunla kızın aklını çelmişsin. Üstelik Rüçhan'la evlilik arifesindeyken. Oğlum sende ahlak yok mu? İyi de niye sana geliyor? Niye benimle konuşmuyor madem hamile? Kıza onca yaptıklarından sonra mı? Ha? Şimdi bir kız sana geliyor. Ben hamileyim diyor. Sen de hemen inanıyorsun. Bizden para kopartmak istemedikleri ne malum? Bir şey daha soracağım. Çocuğun benden olduğu nereden belli? Oğlum sen ne sorumsuz, ne adi bir adamsın. Rüçhan'la balayına gitmiştiniz. Kız seni sormak için ajansa gelmiş. Evlendiğini öğrenince perişan bir şekilde dışarı çıkarken karşılaştık. Biraz zorlamasan hamile olduğunu bile söylemeyecekti. Lan hepsi kandırmaca. Hepsi var. Sus! Kendini daha fazla küçültme gözümde. Kaçıyordu diyorum, anlıyor musun? Hiçbir şey söylemeden kaçıyordu. Sen onun hamile olduğunu biliyordun. Bilmiyordum. Sana mektup yazmış. Ben mektup falan almadım. Bilmiyordum. Neyse. Tamam, bunların artık bir önemi yok. Onu o halde bırakamazdım. Ailesi reddetmiş hamile olduğunu öğrenince. Doğuma kadar bir yere yerleştirdim. Sonra Figen doğdu. Sonra da ne olduğunu anlamadan kız çocuğunu bırakıp kaçıp gitti. Para için olsaydı çocuğunu bırakıp kaçıp gider miydi? Hı? O da çok güzel bir hayat sunacağımı biliyordu. Sen de bebeği alıp Asuman'ın kucağına bıraktın, öyle mi? Yıllarca iyilik yaptığını zannederek vicdanını mı rahatlattın? Anne ne oluyor Allah aşkına anne? Ben ablamı hiç böyle görmedim, ne oldu ablama? Güzel kızım yarın, yarın anlatacağım ne olur, ne olur, ne olur. Hay Allah, ben de kendi derdime düştüm. Oturdum kaldım burada. Belli ki Figen kızımın bir sıkıntısı var. Ebru kızım sen bana eşyalarımı getir. Ben bir şekilde giderim ha. Olur mu öyle şey, gece gece nereye gideceksin? Ne olur kusura bakma ne olur. Hiç kusur olur mu, kusur olur mu? Hadi hadi kızım hadi. Hadi sen yatır Emine Hanım'ı içeriye. Tamam, hadi kızım. Hadi, hadi odaya götür. Emine teyze yatırır ben. Hadi götürürüm. Ömer, Ömer. Ömer. Anne. Anne bak ben Emine teyzeyi yatağına yatırıp geliyorum. Ondan sonra anlatacaksın bana ne olduğunu, tamam mı? Yarın. Yarın yavrum hadi. Hadi. Anne ablam bu haldeyken ben nasıl... Yarın ne olur biriniz anlayış gösterin bari bana. Yarın hadi, hadi, hadi. Figen. Figen. Ne olur aşkım. Ağlama kurban olurum sana, ağlama. Aç şu kapıyı. Gerçekten bulduğun harika çözüm bu mu? Fatma bir hizmetçi. Hizmetçinin kızını alıyorsun. Onu hizmetçilerin kucağına bırakıyorsun. Ona hizmetçilik öğretiyorsun. Köşkteki bütün işlerini gördürttürüyorsun. Sen kendi torununun köşkte hizmetçilik yapmasına nasıl göz yumarsın? Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Yeni evlenmiştin. Karının karşısına geçip bu da Aras'ın gayrimeşru çocuğu deyip kucağına mı verseydim? Anne. Yapma ne olur. Şimdi değil.
Benim sana ihtiyacım var. Tamam kızım. Özür dilerim. Figen'in annemin aşağılamalarına maruz kalmasına kızdım. Figen'i ezen bir tek annen miydi? Bir düşün bakalım. Ya. Baba. Baba! Yine kaçacak mısın? Yine mi aileni yüzüstü bırakacaksın? Bir açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin. Bu sefer kaçamazsın baba. Baba! Bu sefer kaçamazsın. Siniri yatışsın. Konuşuruz Ömerciğim. Biz ona bir aile vermekten başka ne yaptık ki? Hele sen. Kendi gözünden sakındın, sakladın onu. O şimdi kızgın, küskün ve hakkı da var. İçini ferah tut. Derhal pılınızı, pırtınızı toplayın, defolun evimden. Sokağa çıkma yasağı falan beni hiç ilgilendirmiyor. Ne haliniz varsa görün. Ben bıktım sizin nankörlüğünüzden, işgüzarlığınızdan. Burama kadar geldi artık. Macide Hanım. Kes Ömer. Hadi. Durmayın artık. Hemen terk edin müştemilatımı. Hadi. Asuman Hanım, isterseniz kalkın bir sekteyim. Macide Hanım, biz de zaten... Macide Hanım. Yeter. Yetti artık bu yaptıklarınız. Sizin gücünüz sadece yanınızda çalışanlara yetiyor değil mi? Bu kadar küçüksünüz. Figen! Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Buradan gidecek biri varsa o da sizsiniz. Hemen köşkünüze dönün. Sen bu gece duyduğun gerçeklere dayanarak bunları söylüyorsun değil mi? Senin kafandan geçenleri çok iyi biliyorum ben. Ama buna asla müsaade etmeyeceğim. Asla! Macide Hanım, köşkünüze dönün. Hemen. Kızım. Umarım acil görüşmek isteyecek kadar önemli bir şey olmuştur gerçekten. Zaman kaybetmeye tahammülüm yok. Turan ve Yakup. Onlar kim? Eski çalıştığım fabrikanın sahipleri. Ne olmuş onlar? Mezardan kalkıp da mı gelmişler? Sorun ne? Bir kardeşleri daha varmış. Kemal. Bunun Harun Rona'yla ne alakası var? Beni bu yüzden mi çağırdın? Bak bu Kemal kim? Nereden çıktı bilmiyorum. Ama mahallede ava başlamış.
birkaç arkadaşımın evine girmiş. Turan'ın ölümüyle ilgili bilgi topluyor. Eğer Turan'ın linç edildiği gün benim orada olduğumu öğrenirse... Sana ulaşmasına izin vermeyiz. Eğer korkun buysa merak etme. Bize çalıştığın sürece güvendesin. Sen Harun Bey'le ilgilen. Onun bağlantılarını açığa çıkarmamız gerek. Peki diğer insanlar ne olacak? Bu insanların aileleri var, çocukları var. Her an birine bir şey yapabilir. Belli ki bu adam kardeşlerinin kanına karşılık intikam almaya gelmiş. Her ne olmuş olursa olsun... ...adamın iki kardeşim ölümünde parmağım var Mustafa. Masummuşsun gibi konuşma. İntikam istemekle de pek haksız sayılmaz. Sen de çocuğun için ortalığı ayağa kaldırma. Aile önemli. Bunu en iyisi bilirsin. Birincisi, Yakup ben öldürmedim. İkincisi, Turan kendi sonunu bencilliğiyle, açgözlüğüyle kendisi getirdi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O insanlar bizim kanımızı emiyorlardı. Bunlar benim meselem değil Mustafa. Sen Harun Bey'e odaklan. Kimliğinin açığa çıkmayacağına güvenebilirsin. Arkadaşlarımı ortada bırakacağım yani, öyle mi? Ha? Ben böyle bir şey asla yapmam Alparslan Bey. Kimse o Kemal, çıkarım karşısına tek başıma yüzleşirim. Benim canımdan başka kaybedecek bir şeyim yok. Operasyonu tehlikeye atacak bir şey yaparsan... ...ne kendin için ne de arkadaşların için endişelenmene gerek kalmış Alparslan. Sen Harun Bey'in yanında kalıcı olmanın yollarını bul. Kemal'le ben ilgilenirim. Kimsenin başına bir şey gelmeyeceğine dair söz vereceksin. Hiç ayarın yok Mustafa. Dua et ki şu an işim yerin olsun. Arkadaşların başına bir şey gelmeyecek. Sen sana söylediklerimi yap. Durmasını hiç bilmiyorsun değil mi Macide? Yaptıklarının sonucunu asla düşünmüyorsun. Bilip bilmeden benden hesap sormaya kalkma Harun. Ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Asuman'la konuşurken Sevda da duymuş işte. Kim bilir kadına neler söyledin, nasıl baskı yaptın ki o da konuşma ihtiyacı duymuş. Harun, bu benim hatam değil. Sen o kızı bu eve getirmekle en büyük hatayı yaptın. Ama bunu hiçbir zaman kabul etmedin. Ne gerçekleri söyleyebildin, ne de benim onu göndermeme izin verdin. Bir gün bunun başımıza bela olacağını biliyordun. Sen de biliyorsun ki babam... Hey, sakın. Sakın bana o adamdan bahsetme. Sakın. Sırf beni huzursuz etmek için bu belayı başımıza o açtı. Beni hiçbir zaman gelini senin eşin olarak kabul etmedi. Aras'ın küçücük bir gafletinden faydalanıp bunu silah olarak bana döndürdü. Beni cezalandırmak için bu köşkü bile... Yeter. Yeter. Figen buradan gitmeli Harun. O asla bir Rona olmamalı. Eğer böyle olursa
kaybedebileceklerimizi otur bir düşün istersen ha. Şimdilik sükunetini koruyup sessizce oturup bekleyeceksin. Figen ve Aras ne yapacaklar? En iyisi bekleyip görmek. Bugüne kadar fevri hareketlerinin hiç kimseye faydası dokunmadı. Unutma. Anne, babam nerede? Gece eve gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bize niye kimse hiçbir şey anlatmıyor anne? Dedem susuyor, olayın başrolü babam ortalarda yok. Senelerdir benim hizmetçiliğimi yapan kadın, kardeşim çıkıyor. Kimse bize iki kelam etmiyor. İyi, ben de gider Asuman Hanım'la konuşur, ondan öğrenirim. Sevda, Sevda bekler misin? Ha? Diğer başrolümüz de geldi. Sen benim kim olduğumu unutuyorsun galiba Sevda. Akranınmış gibi davranmayı kes, doğru konuş benimle. Anne, nasıl oldu bu iş? Bize anlatmayacak mısın? Bizim de bilmeye hakkımız yok mu? Tamam, tamam anlatacağım. Ama lütfen sizden rica ediyorum. Bu iş fazla dallanıp budaklanmasın. Herkesin içinde konuşmayın. Çünkü başımızda yeterince bela var. Senden evlendikten kısa bir süre sonra Harun Figen'le eve geldi. Fatma da... Fatma kim? Fatma kim? Bu evde çalışan genç bir hizmetçi. Yani biz nişanlıyken, öyle mi? Devam et babaanne lütfen. Bak, Harun Bey bu ara çok sinirli. Eğer bana yalan söylüyorsan, içeri girmek, yeniden bir hadise çıkarmak için söylediysen... ...bak bu sefer kesin beni kapıya koyarlar ona göre. Merak etme kardeşim, ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Harun Bey de söyler zaten, birkaç gün şoförlüğünü yapacağım. Tamam, yeniden bir olay çıkarma da gerisi beni ilgilendirmez. Yani dedem... Bu yüzden mi Figen'i hep kayırdı? Babamın bir gecelik hevesi yüzünden mi Figen'le beni aynı kefeye koydu senelerce? Ayrıca siz niye göndermediniz? Niye birilerine para verip yollamadınız? Sevda. Figen senin kardeşin. Artık herkes bunu öğrendiğine göre... Asla dede. Bunu asla kabul etmeyeceğim. Ben bütün çocukluğumu, bütün genç kızımı zaten bu kızla paylaştım sizin yüzünüzden. Bunun için ne seni, ne seni, ne de onu asla affetmeyeceğim. Eğer Figen bu eve bir Rono olarak gelecek olursa beni hayatınızdan silip atın. Gerçi bunu umursayacağınızı bile sanmıyorum ama... ...ben gittikten sonra Figen torununuzla buranın sefasını sürersiniz. Sevda. Babam Sevda geldi. Kızım. Babam geldi. Çekil sen de ayağımın altından. Babam geldi. O adamın ne işi var yine burada? Baba. Babasının bir tanesi. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Mustafa abi. Aslan parçası. Nasılsın, iyi misin? Biraz yorgunum ama iyiyim. Merak etme. İyileşeceksin, daha iyi olacaksın. İyi misin? Senin ne işin var burada?
Bir süre benim şoförlüğümü yapacak. Harun, sen aklını mı kaçırdın? Bu adamı nasıl işe alırsın? Macide, kimi işe alıp almayacağımın hesabını sana mı soracağım? Öyle gerekti. Sonra konuşuruz. Toplantım var şimdi. Gidelim. Baba, hemen mi gideceksin? Ama hemen de geleceğim, merak etme. Hadi bakalım. Aslan parçası. Kızım sana emanet ha. Tamam. Sinan, içeri gir. Ömer. Hı? Ömer, Figen yok. Figen yok. Bulamıyorum, alıp başını gitmiş olmasın. Ya nereye gitmiştir Azuman? Köşke gitmiştir. Ay, Ömer, dün akşamdan sonra köşke gider mi? Çıldırtma insanı Allah aşkına. Akıllı kaldı adam da. Ben gidip bir bakayım Azuman. Ha, bakma. Ömer. Ha? Figen kendine bir şey yapmamıştır değil mi? Hani canını... Yok Azuman. Yani Figen öyle bir şey yapmaz. Yani Figen akıllı kızdır. Yapmaz öyle şey. Yapmaz. Ey büyük Allah'ım. Harun Bey! Harun Bey! Dur, dur. Harun Bey! Harun Bey! Ne oldu Ömer? Figen. Ne oldu Figen'e? Figen gitmiş. Nereye gitmiş? Yani bugüne kadar böyle hiçbir şey yapmamıştı Harun Bey. Ya gece mi gitmiş, sabah mı gitmiş bilmiyorum. Gitmiş. Ömer, bak Figen'in öğrendiği gerçekler çok ağır. Ona biraz zaman tanımak lazım. Ya bu ağırlıkla canına kıyarsa? Yok. Hayır. Ya Figen öyle şey yapmaz. Akıllı kızdır. Harun Bey, Figen'i kucağıma verdiniz. Al bu senin çocuğun dediniz. Ama Macide Hanım'ın yaptığı insanlığa sığar. Kızımın kafasını bulandırdı durdu. Siz de buna müsaade ettiniz. Macide Hanım zulmüne hala devam ediyor. Gecenin yarısı kalkıp evimize geldi ve evi derhal terk edin dedi. Ben ailemi alıp gideceğim buradan. Figen'i de. Bak Ömer, Macide'nin yaptıklarından dolayı özür dilerim. Ama burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Şimdi ortalık biraz sakinleşsin. Sonra istediğiniz kararı alırsınız. Ama Figen eğer burada kalmak isterse... Figen istese bile ben buna müsaade etmem. Allah göstermesin. Figen bir delilik edip canına kastederse bunun vebali Macide Hanım'ın boynundadır. Ve elim iki cihanda da yakasında olacaktır. Tamam. İyi mi Ömer Bey? Biraz telaşlı gibiydi. Devam et Mustafa. Geç kalıyoruz. Figen. Fazla vaktinizi almayacağım. Tek bir soru sormaya geldim. Annem kim? O dönem köşkte çalışan birisiydi. Ne? Bu mu? Bu kadar mı? Adını söylemeye bile tenezzül etmiyor musunuz? Bak çok... Adı ne?
Fatma. Çok gençti o. Senin kızım oldu. Sakın. Sakın bana o kelimeyi kullanmayın. Ben sizin nasıl biri olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Buraya sadece annemin kim olduğunu öğrenmeye geldim. Nerede şu an? Köşkten ayrıldıktan sonra ne gördüm ne de haber aldım. Kim bilir bilmediğiniz daha kaç tane çocuğunuz var. İnsanları kullanıp öyle kenara atıyorsunuz. Şunu bilin ki sizi babam olarak asla kabul etmeyeceğim. Benim babam Ömer Kutlu. Asuman. Ha. Ya bu Emine'yi mi arasa? Onunla çıkmış olmasın? Yok yok. Konuşurken sordum ben laf arasında. Onunla değil. Diyor hatta sorununuzu çözdünüz bir Figen'le falan dedi. Orada değil. Ya ben çıkıp bakacağım. Nereye? Bu Meral diye bir arkadaşı vardı ya. Ha. Ona bir soracağım. Sor. Ha. Hoş geldin Necla. Merhaba abi. Ablacığım gelmeyince merak ettim. Ne oluyor ablacığım? Hiç sorma Necla, hiç sorma. Asuman abla bir şey soracağım. Köşkte konuşurlarken duyduk. Figen Aras'ın kızı diyorlar. Figen gitmiş. Sabah kalktım. Yok yavrum yok. Ya biz silerse? Ya bir daha bizim yüzümüze bakmak bile istemezse? Ya kendine bir şey yaparsa bu kız? Ay çıldıracağım. Sen burada bekle. Toplantı ne kadar sürer bilmem. Harun Bey, geç kaldınız. 10 dakika önce gelmeliydiniz. Özür dilerim. Dün sabah itibariyle silahlı saldırıya uğradım. Kim yapmış olabilir? Siz saygıdeğer bir iş adamısınız. Size niye böyle bir şey yapsınlar? Bilmiyorum. Son zamanlarda iş ve aile hayatınızda kriz yaşadığınızı biliyoruz. Dündar denilen adam... Onun bu kadar aptal olduğunu düşünmüyorum. Ama kimin yaptığını mutlaka öğreneceğim. Buna emin olabilirsiniz. Bu masadaki hiç kimse size ihanet etmez Harun Bey. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Korunup kollandığınızı hissedemiyorsanız... bu masadaki yerinizi almak için sabırsızlanan çok kişi var. İstiyorsanız çıkabilirsiniz. Bu meseleye daha sonra bakarız. Toplantının gündemine bakalım. Evet. Şu an her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Harun Bey, silah sevkiyatının bir an önce yapılmasını sağlayın. Süreç neden uzadı?
bazı prosedürleri yerine getirmem gerekiyordu. Bir iki güne her şey yoluna girecek. Hemen halledin. Anlaşıldı. Ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız sloganıyla Konya'da başlattığımız miting istediğimiz neticeyi elde etmemizi sağladı. Güzel. Şoförüyüm. Kendisine bir şey söylemem gerekiyordu. Toplantı odası nerede? Üst katta efendim. Üst katta. Teşekkürler. Rica ederim. Kurulacak örgütün temelleri atılmaya başlandı. Örgüt üyeleri de belli oldu. Eylemleri gerçekleştirmesi zaman alacak olsa da eylemler gerçekleştiğinde büyük bir kaos ortamı yaratacak. Ama hala silahların kime teslim edileceği belli değil. Onun adı teslimat öncesine kadar gizli kalacak. Ben bile bilmiyorum. Peki bu güvensizlik kime karşı? Şimdiye kadar bütün bilgiler paylaşılmadı mı? Bilgi sızıntısı istenmiyor. Bunun güvenle alakası yok. Gündemdeki son maddeye bakalım. Çaresizim, çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca dert eder. Kızım. Benim bu hayatta en güvendiğim insan sendin. Herkesten beklerdim, senden beklemezdim. Arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Neredesin kızım? Nerede? Nerede?
Bir haber, bir haber en azından. Ömer, Ömer var mı bir haber ha? Bir şey de Allah rızası için. Yok Asuma, yok. Hiçbir yerde yok. O Meral bir arkadaşı var, ona da sordum, onda da yok. Karakola bile sordum. Yok, gelecek. Gelecek o. Biraz yalnız kalmak istemiştir, o bizi merakta bırakmaz. Gelir. Öfey. Rahatsız olmayın. Figen yok mu? Yok. Ömer Bey, sanırım siz her şeyi biliyorsunuz. Figen size nasıl verildi? Harun Bey, Figen daha birkaç günlükken bize getirdi. Ona ana babalık edin dedi. Biz de o gün bugün Figen'i kendi kızımız belledik. Öncesini bilmiyorum. Ama Aras'ın kızı olduğunu biliyordunuz. Asuman size her şeyi söylediğine göre. Yani Harun Bey Figen'i Ömer'e verirken söylemiş. Peki Aras o kadınla biz nişanlıyken zaten annem size söylemiştir. Burada kalmanız doğru değil. Özellikle de Figen'in. Kalmayacağız Rüçhan Hanım. Kalmayacağız. Kızımızı da alıp gideceğiz. Figen'i buradan götüreceğiz. Hoş geldiniz. Her şeyden kaçabileceğini sanıyorsun değil mi baba? Kızım bak, evde sakince konuşalım tamam mı? Benim bir toplantıya gitmem gerek. Babaannem bana her şeyi anlattı. Ama ben bir de senden dinlemek istiyorum. Babaannem benden daha çok bilgi sahibi kızım. Bence onunla konuşmalısın. Yani senin bir kızın var ama haberin yok. Aynen öyle. Yani sen benim yanıma gelip bunu sorana kadar benim de haberim yoktu. Yani benim bir kızım olduğunu sen benden daha önce öğrenmişsin. Peki bu ne rahatlık baba? Evimizin hizmetçisi senin kızın çıkıyor. Benim de kardeşim. Ama ben bunu senden daha çok dert ediyorum. Pes. Bak dediğim gibi bu konuları evde daha sakince konuşabiliriz. Şimdi müsaadenle toplantıya gitmem gerekiyor. Baba! Figen'i asla ama asla bizim ailemizin bir perde olarak görmeyeceğim. Sakın unutma. Gel Kenan yoldaş gel. Buyur otur. Yoldaş Kenan kardeşe bir çay getir be. Nasılsın Kenan yoldaş? Daha iyisin ya. Daha iyi günlerim olmuştu. Hapishaneler ne içindir bilir misin Kenan yoldaş? Herkes sanır ki suçluları içeride suçsuzlardan ayrı tutmak için. İsterler ki bizim gibiler kendi zihinlerinde kolese düşsün. Kendilerine düşman olsunlar. İçten içe kalplerimiz çürüksün. Bu düzene boyun eğip buradan çıkıp gitsen bile kafandaki hapisten kurtulamazsın Kenan yoldaş. İşte o zaman başarmış olurlar. Kalk. Bizimle geliyorsun. Yoldaş, seni kendine düşman etmelerine izin verme.
Merhaba Sevda. Merhaba aşkım. Aa, çok fazla naz yapıyorsun ama. Fazla naz? Aşık usandırır demiş büyüklerimiz. Bilmem anlatabildim mi? Dün gece konuştuklarımızı düşündün mü? Şöyle ya. Sen kendini bana bıraksan zaten biz gül gibi geçinip gideceğiz Sevda. Kan lütfen git. Canımın içi. Sen neden bir tane vatan haini terörist için gözyaşı döküp duruyorsun ya? Hiç yakışıyor mu senin yüzüne gözün ya? Ya bu adamın evinden anarşik belgeler çıktı. Silah çıktı. En son katıldığı eylemde bir tane polisimizi vurmuş. Bu adam çok tehlikeli. Sizin hepinizi kandırmış. Lütfen. Sevda. Ben sana daha açık konuşayım o zaman. Bu suçlar adamı ipe götürür. Ve maalesef senin şoför idam edilecek. Şimdi. İki seçeneğin var. Bu Kenan denen zırh tapoz kurtulsun istiyorsan benimle evlenmek zorundasın. Ailelerimizin önünde benimle evlenmeye karar verdiğini beyan edersen ben bu Kenan'ı ipten alırım. Karar senin. İyi düşün. Sevda. Dediklerimi yapmanı şiddetle tavsiye ediyorum sana. Yoksa bunun bedelini sen değil de Kenan çok ağır ödeyecek. Sana ufak bir sürprizim var. Gideceğimiz yer çok uzak değil, merak etme. Benim bir suçum yok. Yok bir suçum. Bas dur lan. Ulan madem o kadar cesursunuz, gözümü niye bağlıyorsunuz lan? Açsanıza gözümü, gözümün içine baksanıza korkaklar. Ah. Ajansa mı Harun Bey? Hayır, eve. Ne oluyor Mustafa? Biraz dikkat yapın lan. Affedersiniz, yola bir anda kedi atlayınca. Mustafa. Yılmaz dersiniz Harun Bey. Tamam, sen sabah gelirken Figen'i gördün mü? Görmedim Harun Bey, bir şey mi oldu? Dün akşam tatsız bir tartışma olmuş. Figen de sabah erkenden hiç kimseye bir şey söylemeden köşkü terk etmiş. Onun nereye gittiği konusunda bir araştırma yapmanı istesem. Yani pek bir arkadaşı yoktu. Siz de
Uzun zaman geçirdiniz birlikte. Belki bir şeyler biliyorsundur. Valla gidebileceği bir yer bilmiyorum. Zamanın çoğu kaşta geçtiği için. Ama sen yine de bir düşün. Ha? Hala konuşmayacak mısın? Ne anlatayım lan? Ne anlatayım? Oğlum biz sana iki gündür ne soruyoruz? O silahla işlenen suçlar seni idama götürür. Örgütten bana birkaç isim söyle. Ben örgüt üyesi değilim. Hadi, öt bakalım. Onun hayatı senin ellerinde Sevda. Bunu sen de biliyorsun. Evet olarak alıyorum o halde. Çok mutlu olacağız aşkım. Alparslan Bey, hoş geldiniz. Bu işin peşine düşmesin diye Kemal'le konuşmadın mı? Kemal henüz gelmedi, ne yapmış? Mustafa'nın mahallesinde ava çıkar gibi adam topluyormuş. Konuş kimi nereden nasıl aldıysa bıraksın adamları. Mustafa'nın kimliği açığa çıkarsa neler olur biliyor musun? Paşanın gazabından sizi kimse kurtaramaz. Bu adam senin sorumluluğunda Dündar. Operasyonu tehlikeye atacak bir şey olursa ikiniz de harcarım. Kemal'in ne yaptığını bilmiyorum. Öğrenirim. Ne bekliyorsun? Aranacak kim varsa şimdi ara. Kaybedecek zamanım yok benim. Peki. Alo. Efkan, sonra konuşalım oğlum. Önemli bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Efkan. Öyle mi? Ama bu çok güzel bir haber. Tamam oğlum, tamam. Artık operasyon sadece Mustafa'ya bağlı kalmayacak. Efkan Rona ailesine damat gidiyor. Ay. Ah. 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 Haber var mı? Yok. Merak etme, gelecektir. Endişeliyim Harun Bey. Ya sokağa çıkma yasağı başlayana kadar gelmezse? Biraz daha bekle. Sonra bir bakarız ne yapacağımıza. Ha? Tamam. Tamam. Ömer abi. Hayırdır, ne oluyor? Figen ortalıkta yok Mustafa. Harun Bey bir şeyler söyledi de yani
Anlamadım tam nasıl yok. Bir anda mı gitti öyle pat diye? Yani geceden mi gitmiş, sabahtan mı gitmiş bilmiyorum. Bize demeden çıkıp gitmiş. Dün gece köştekilerle sonra annesiyle tartıştı. Ya gidecek bir yeri de yok. Ya birkaç yer vardı baktım. Karakola bile gittim. Adını verdim hani bir şey olursa diye. Merak etme abi. Figen akıllı kızdır. Sakinleşince gelir. Öyle seni üzecek, merakla bırakacak bir şey yapmaz. Endişelenme. Haksız da değil gitmek de hani. Senin ellerinde Selda. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Ne işin var senin burada? Herkes seni arıyor. Çok merak ettik. Çok üşüdü. Dur. Ver çantanı. Gel, 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 gel. Ver çantanı. Ben kapıyı açayım. Gel. Geç içeri. Şöyle. Çok üşümüşsün. Ben gideyim sobaya. Odun alayım. Biraz burayı ısıtayım tamam mı? Gitme. Soğukta oturursan hasta olursun. Hemen geleceğim. Söz veriyorum tamam mı? Sen biraz ısınmaya çalış. Ay hiç Asuman ablanın yaptığı gibi olmadı ya. Ay bir yandan çocuklara koş, bir yandan hizmet et, bir yandan yemek yap. Vallahi camı açıp böyle imdat diye bağırsın var ha. Asuman abla bu saatten sonra dönüp de burada asla çalışmaz. Bak demedi deme. Figen'le ilgili söylenenler doğru mu? Sen biliyor muydun? Yani ben yarım yamalak bir şeyler duydum ama. Bizi ilgilendirmez Feraye. Sen işinle ilgilen. Böyle ulu orta apır sapır konuşup da bizim de başımızı belaya sokma. Zaten yemek yüzünden türlü laf işiteceğiz. Vallahi sen ne dersen de, eğer söylenenler doğruysa... Yani sen kendi canından, kanından kızı getir, burada hizmetçilik yaptır. Ha pes artık ya. Feraye, pes artık. Karışma tamam. Görmedin, duymadın. Bırak, tamam hadi git. Onu da yapamadın zaten. Çatal bıçak çıkar. Da nasıl eliyle mi doğru? Zaten yemekten alıştıkları gibi değil.
Anne, bak bu sessizlik beni iyice germeye başladı artık. Ablam nerede? Hiçbir şey anlatmayacak mısınız bana ya? Ya anlatacak bir şey yok kızım. Hadi sen yemeğini ye. Hadi. Baba siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Dün gece ablam geldi kendini odaya kilitledi. Ondan sonra Macide Hanım geldi bizi evimizden kovdu. Sonra da ablam tutup Macide Hanım'ı kovdu. Macide Hanım'ı. Normalde olsa biz çoktan kapının önündeydik. Şimdi de ablam ortada yok. Nasıl bir şey yok diyorsunuz bana ya? Ebru'cum. Güzel kızım. Senin ablan aslında... Figen olabilir. Bak, bak. Alo. Ha, Ömer abi. Mustafa sen misin oğlum? Benim abi. Mustafa mı? Figen için aradım. Bir haber alabildin mi? Figen'le Mustafa'nın ne ilgisi var? Abi Figen benim yanımda. Merak etme. Tamam. Çok şükür. Ya bana da bir şey söylesene adam. Ya, tam olarak neredesiniz? Ben hemen geliyorum. Gelip kızımı alacağım ben. Abi bence şimdi gelme. Yani ben senin meraklanmanı anlıyorum ama... Şimdi Figen'in aradığından haberi yok. Bir de biraz morali bozuk yani. Üzgün. Ben öyle yok. Endişelenme diye aradım sadece. Güvende olduğunu bil. Mustafa, Figen sana bir şey dedi mi? Yok abi, demedi bir şey. Ha, İyi, Figen'e dikkat et oğlum. Hani bir şey olursa da beni hemen ara, aklım sizde kalmasın. Tamam, bağış üstüne. Ne ilgisi var Mustafa'yla Figen'in? Gece gece ne yapıyor onunla, neredeler? Ya Asuman, tamam merak etme. Figen iyiymiş. Ha, Mustafa'yla? Ya bu akşam bir kafasını dinlesin. Düşünsün, taşınsın. Yarın bir halyol çaresine bakarız. Ya ne oluyor anne? Ablam niye orada? Neden eve gelmiyor? Ha? Hadi kızım. Hadi tamam sen. Otur yemeğini ye. Ben sana anlatacağım. Sen otur. Öyle aç aç olmaz. Hadi ya. Durmuştu. Yağmur yine başladı. Yağmur yağar taş üstüne. İnce kalem üstüne selam gelir baş üstüne. Vay deli deli kuş, deli deli Mevlam kulu, sevdim seni. Vay deli deli kuş, deli deli vay. Yağmur yağar oradan buradan, üstümüzde ipek yorgan. Seveceksen işte buradan. Vay deli deli kuş, deli deli Mevlam kulu, sevdim seni. Vay deli deli kuş, deli deli Bu ne Necla? Yani üşendiyseniz hiç hazırlamasaydınız. Ay biz sizi çok mu yoruyoruz? Ya nesi varmış yemeklerin? Her şey çok güzel. Ellerinize sağlık kızım. Afiyet olsun Harun Bey. Yani biliyorsunuz yemekleri Asuman abla yapıyordu. Biz yemekten bu kadar anlıyoruz. Tamam çıkabilirsiniz. Zaten bu devirde doğru düzgün çalışan kalifiye eleman bulmak çok zor. Anneciğim benim yarın yemeğe misafirlerim olacak. Kimmiş misafirlerin? Sevda. Cevap versene kızım. Ben kendi evime kimseyi çağıramayacak mıyım? Böyle hepinize tek tek izahat mı vereceğim? Ben ilgilenirim kızım. Kaç kişi gelecekler? 2 ya da 3 kişi olacaklar anne. Tamam. Sevda. Sevda. Ya bu ne terbiyesizlik?
Yani evimize giren çıkanın kim olduğunu bilmeyecek miyiz? Özellikle bu son dönemde yaşananlardan sonra. Anne, arkadaşları gelecektir. Kim gelecek? Üstüne gitme kızın sen de bu kadar. Ne arkadaşı Rüşcan? Yani sence normal bir şey mi bu? Ya Macide, ne normal ki bu olsun? Bırakın ne istiyorsa yapsın kız. Yalnız bunun altından bir iş çıkacak. Ya ne iş çıkabilir baba? Arkadaşları gelecektir işte. Tamam, ben hallederim. Yalnız Rüçhan da haksız değil Macide. Kızın üstüne çok fazla gittik. Misafirlerin kim olduğunu öğrenmemiz lazım yalnız. Rüçhan, sen ilk geldiğinde çok güzel yemekler yapıyordun. Bu misafirlerin sorumluluğunu üstlenebilir misin kızım? Tabii. Olur. İyi. Günaydın. Ne zamandır uyuyorum ben? Çok olmadı. Bizim Ali abiye gittim marangoz odun almaya. Eve de biraz eşya almam lazım. Hani seni böyle ağırladığım için kusura bakma. Yok yani ben bir anda geldim. Sen kusura bakmazsın. Teşekkür ederim. Gideyim artık. Gitme. Bence. Sokağa çıkma yasağı başladı. Aç mısın ilk misafir ha? Yok aç değil mi? Ben kurt gibi açım, senin de aç olduğuna eminim. Mustafa gerçekten hiç hiç itiraz istemiyorum. Çay hazır, ayrıca yumurta var. Yumurta var. Bir de yumurta var. Bekle. Feraye kızım, tuzu getirir misin? Hemen Harun Bey. Şimdi neden yeni birilerini almamız gerektiğini anladın mı Harun? Benim yemeklerden şikayetim yok ki. Ya bazen o kadar rahatsın ki. Ha, Aras da geldi işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Madem üçümüz baş başa kaldık, şu mevzuları konuşalım mı? Benim mevzu konuşacak halim yok. Dışarı çıkacağım. Figen evi terk etmiş. Hiç kimse de haber alamıyor. Figen ajansı geldi. Beni asla babası olarak kabul etmeyeceğini ama annesinin kim olduğunu çok merak ettiğini söyledi. Kendi tercihi tabii. Ben bir şey yapamam. Biz seni yetiştirirken nerede hata yaptık acaba? Acaba sen Figen'i bu eve getirirken ne düşünüyordun baba? Benim sorunumu kendi sorunumu belledin. Şimdi benimle bu şekilde mi konuşuyorsun? Figen'in hayatını alt üst eden sensin. O yüzden beni suçlamaya kalkma. Aras'ın ne yapacağını bir görelim bakalım diyordun. Ne yapmayacağını net olarak söyledi. Neyse, ben yarın evde çalışmaları için yeni birilerine bakacağım. Sen de bu çok sevdiğin Asuman'la Ömer'e burayı terk etmelerini söyle. Sen dün gece söylemişsin ya Macide. Kovmuşsun onları. Evet, ben söyledim. Ama beni dinlemediler. Belli ki seni dinleyecekler. Söyle onlara hemen buradan gitsinler. Sağ ol kızım. Thank you.
Allah Allah. Şu yumurtaya bak be. Oo. Tamam. Bak. Benim sahanda yumurtam çok meşhurdur ha. Hadi ekmekler de kızardı. Al bakalım. Hemen soğutmadan başla. Çayımızı da koyalım. Hadi. Fabrikadakiler ben bunu yapayım diye sıraya giriyorlar da. Bakalım beğenecek misin? Nasıl? Beğendin mi? Ha? Eline sağlık, güzel olmuş. Değil mi? Yani niye sıraya girdikleri belli. Hadi ya o kadar. Bayağı iyi. Anlat bakalım. Peki öyle sıradan bir aile kavgasına benzemiyor. Hı? Aile kavgası. Anlatması zor. Ben bile kendim daha anlayabilmiş değilim bence. Hayatım dağılıyor gibi hissediyorum Mustafa. Gerçek sandığım her şey yalanmış. Benim bir tek ailem vardı. O bile yalanmış. Ben aslında Rona'ymışım. Sen biliyor muydun? Yok. Bugün Ömer abi Harun Bey'le konuşurken duydum bir şeyler. Bir de sen söyleyince. Yalnız Ömer abi gerçekten çok çok üzgündü, çok perişan haldeydi, çok çok çaresizdi Figen. Ben de çok çaresizim Mustafa. Ben yıllardır Ronaların hizmetçiliğini yapıyorum. Öz babamın, Aras Bey'in yıllardır hizmetçiliğini yapıyorum ben. Nasıl? Aras Bey mi? Bak, anlıyorum sana yapılan haksızlığın. Hiçbir açıklaması yok. Yok olamaz da. Ama çok ağrıma gidiyor Mustafa. Yani bunu bile bile yıllardır sessiz kalmaları. Benim üzüldüğüm şey Ronaların servetinden mahrum kalmak falan değil. Hayatta en güvendiğim iki insanın bana yıllarca yalan söylemiş olması. Anladım. Nasıl öğrendin peki? Sinan hastaneye kaldırıldı ya. Cemre ile ilgili gerçeği öğrendiğim gün Macide Hanım'ın karşısına çıkmıştım engellemek için. Hı. O zaman aslında bir şeyler ima etti. Hissetmiştim ama bilmiyorum, inanmak istemedim. O günden beri de zaten hep aklımda. Kendi derdime düştüm. Kenan ne yapıyor kim bilir ya. Yaşadığım bunca şeyin arasında onu düşünememen çok normal. Sakın kendine haksızlık yapma. Tamam mı? Lütfen. Kendimi çok çaresiz hissediyorum Mustafa. Çok yalnız hissediyorum. Kimsesiz. Ben varım. Tamam mı? Ne olursa olsun. Ben yanındayım.
Mustafa'ya haksızlık yapma. Bitir. Sonra da biraz uyu. Bugün senin için çok zor bir gün olmuş. Ben de içeriden üstünü örtecek bir şeyler bakayım. Hadi. Soğutma. Yoldaş, kalk bir çorba iç, için ısınsın. Yok kardeş, sağ ol canım, istemiyorum. Bak kardeş, belli ki seni harcamışlar. Ama burada kendini koyverirsen hiç dayanamazsın. Neye dayanayım ki kardeş? Niye dayanayım? Adamlar beni yaşatmayacaklar işte, belli. Kalk, ziyaretçim var. Sakin ya. Yedek vanila bıraktım kapıya. İhtiyacın olacak belli ki. Ne oldu ya, gücün mü yetmiyor? O gün öyle değildi ama. Ne oldu? Burada sana iyi bakmıyorlar mı yoksa? Ya sen babanın gücünün arkasında saklanmadan çıkabilecek misin benim karşıma? Ha? Yeter mi lan yüreğim? Kenancığım, sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bu hayattaki en mühim şey güçtür. En azından benim babamın arkasına saklanabileceğim bir gücü var. Senin baban nerede oğlum? Niye yardım etmiyor sana? Bırak! Oğlum var ya! Eyvah! Bak! Aklın varsa beni buradan çıkarmazsın. Eyvah! Aklın varsa beni buradan çıkarmam. Öldürürüm ben seni. Çıkacaksın Kenan, çıkacaksın. Hiç endişe etme. Ama benim yanıma bile yaklaşamayacaksın. Alıp çıkacağım. Yani ne yapıyorsun Rüçhan ya? Çocuk çocuk hareketler, Allah'ını seversen. Ver şu anahtarı. Seninle yüzleşebilmemin başka bir yolu yok Aras. Bana bildiğin her şeyi anlatmadan bu odadan dışarıya çıkamazsın. Evet, seni dinliyorum. Biz nişanlıyken ne altlar karıştırdığını öğrenmek istiyorum. Seni aldattım, hep biliyordun Rüçhan. Ne yani? Şimdi nişanlıyken aldattım diye mi rahatsız oldun? Beni aldatıp aldatmaman umurumda bile değil. Şimdi bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Tek tek. Eskidir ama temizdir. Teşekkür ederim. Sen nerede yatacaksın? Ben daha yatmayacağım. Şurada biraz oturayım diyorum. Hem soba da yanıyor daha, sıcak sıcak. Bir de çay koyarım. Merak etme, çok daha kötü yerlerde oturdum. Hadi beni düşünme. Yat dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Ah.
gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver direk taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver direk taşı. Günaydın. Kahvaltı hazırlayayım mı? İster misin? Çay falan koyarım, simit alırım. Yok yok yani. Ben artık gitsem daha iyi olacak. Nereye gideceksin? Bak Ömer abiler çok merak etmiş. Yani sürekli onlardan kaçamazsın böyle. Biliyorsun değil mi? Merak etme. Köşke gideceğim. Tamam. Üstümü değişeyim, bırakayım seni. Harun Bey'in şoförlüğüne başladım. Nasıl oldu bu? Uzun hikaye. Nasıl uzun hikaye? Gizli bir görev. Harun Bey silah kaçakçısıymış. Onu yakalayacağım. Birkaç günlüğüne sadece. Yani kendi şoförü bir anda bırakınca rica etti. İyi, çok sevindim. En azından Cemre'yi sık sık görebileceksin. Yani birkaç günlüğüne. Neyse, üstümü değişip geliyorum. Evet, evet. Çok acelesi olmasa yani, ben istemezdim. Faizi falan da hiç önemli değil. Ana parayı alayım, bana yeter o. Öyle mi? Ha, faizi de vereceksiniz yani. Ha, şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Ben yarın uğrayacağım, alacağım. Gelmedi Zafige. Gelmedi. Oh. Nesin, değil misin? İyiyim, iyiyim. İyi. Günaydın Macide Hanım. Kahvaltıyı becerebilmişsin. Bu da bir şeydir değil mi? Şimdi çaylarınızı da getireceğim. Aa, zahmet olacak sana ama. Günaydın Macide. Günaydın. Günaydın Harun Bey. Günaydın kızım.
Bu tavırların yüzünden yakında kendi işini görmeye başlarsan hiç şaşırmayacağım. Sana kalsa kimseye hiçbir şey demeyeceğiz, değil mi? Artık bir başımıza kahvaltı etmeye alışsak iyi olacak gibi. Kimsenin ağzının tadı kalmadı. Yemek yemeye hal mi var? Harun, bu Figen meselesini düşündün mü? Ne yapacaksın? Artık babası düşünsün diyeceğim ama. Harun, senin bu kıza olan düşkünlüğünü biliyorum. Ama Figen'i bu köşkte istemiyorum artık. Onun hiçbir şeyde hakkı olmayacak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Macide, benim hiç kimseye düşkünlüğüm yok. Ben bu sırrı bugüne kadar saklamayı becerdim. Bu sırrın ortalığa saçılmasının sebebi sensin. Suçlusu da sensin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Macide. Buna alışsan iyi edersin. Ne düşünüyorsun? Ben ne yapacağım, kimle ne konuşacağımı hiç bilmiyorum. Bence peşin hükümlü olma. Çünkü hayat hepimizi zor kararlar vermek zorunda bıraktı. Aile dediğin insanın inandığı, güvendiği, sevdiği. Yani yanında iyi hissettiği insanlardır. Senin bir ailen var. Senin de bayağı iyi bir ailen var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tam da senlik hareketler. Hiç şaşırmadım desem. Evli kalmamızın pek bir anlamı kalmadı. Senden asla boşanmayacağım Aras. Son nefesine kadar benim kocam olarak kalacaksın. Seni çok merak ettik. Ben bilemedim ne yapacağımı. Bir daha öyle hiçbir şey demeden ortalardan kaybolma olur mu? Öldüm, öldüm, dirildim ben. Seni ben doğurmamış olabilirim ama sen benim kızımsın. Öyle anneliğin doğurmakla olmadığını seni kucağıma verdikleri gibi ben anladım. Ben seni çok sevdim Figen. Ben seni çok sevdim.
bilseydin. Sen benim ilk göz ağrımsın. Anne. Ay. Anne. Ay. 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 Bana bir daha anne demeyeceksin diye o kadar korktum ki Bigel. O kadar korktum ki. Ay kıymetlim beni. Ağlama. Ağlama sen, ağlama. Sen ağlama. Ağlama, ağlama. Kıyamam gözümün yaşını, ağlama. Kızım. Hanım. Hala bir haber yok mu Kenan'dan? Yok vallahi Harun Bey'den de ses çıkmadı. Ben geliyorum baba. Tamam kız. Tamam Emine Hanım, haberdar ederim ben. Konuşuruz yine. Hadi iyi günler. Ömer. Şükürler olsun Ömer. Şükürler olsun Allah'ım. Eğer her şey yolunda giderse bu evlilik çok işimize yarar. Harun Rana da nihayet anlar kime çattığını. Siz tekrar konuştunuz mu? Bir sorun çıkacak mı? Hiçbir sorun çıkmayacak babacığım. Zaten başka bir seçeneği de yok. Hı. Burada. Kim diyeyim? Tamam. Efkan Bey, Sevda Hanım arıyor. Alo. Kenan bugün söz verdiğin gibi çıkacak değil mi? Eğer siz yemeğe geldiğinizde çıkmış olmazsa anlaşma bozulur. Beni öldürsen istediğini alamazsın. Kenan bugün çıkacak. Sevgilim, kalbimi kırarsın ama. Sen benim verdiğim sözü tutmadığımı nerede gördün? Kenan'ın başına gelenlere bir bak. Bana dokunmasının bedelini ona ödeteceğim demedin mi? Verdiğim sözü tutmadın mı? Bugün evinde olacak. Merak etme. Akşama görüşürüz sevgilim. Aferin. Sonunda bir işi becerdiğini gördüm. Kahvaltına devam edebilirsin. Ha. Akşam orada Rüçhan Hanım'ın buraya geldiğini ağzından kaçırma sakın. Selma anneyi arayayım. O da gelsin. Böyle iki erkek gitmeyelim. Başımızda bir büyük olsun.
Bir gel. Bana mı baktın kızım? Hı hı. Konuşmamız gerek. Tabii ki. Kenan'ın nerede olduğunu öğrendim. Çok zor bir şey başarmışsın. Ben senin kendi sorunlarınla ilgili konuşacağını düşünmüştüm. Hayır, Kenan için konuşmaya geldim. Evet. O siyasi olaylara karışacak biri değil. Yani burada bulunduğu sürede siz de bunu anlamış olmalısınız zaten. Bak Figen, daha önce de söyledim. Ne olursa olsun Kenan çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Harun Bey, Kenan torununuz Sevda'yı koruduğu için Efkan'la kavga etti. Şu an hapiste olma sebebi bu. Onu orada bırakamazsınız. Bak kızım. Hayır, siz bakın Harun Bey. Ben buraya sizden bir ricada bulunmaya gelmedim. Ben torununuzu koruduğu için haksız yere işkenceye uğramış, özgürlüğü elinden alınmış şoförünüz için bir çözüm yolu bulmanızı istemeye geldim. Çözüm bulma konusunda ne kadar iyi olduğunuzu artık bu köşkteki herkes gibi ben de biliyorum. Eminim bir yolunu bulursunuz. Tuvalet bakmıştım. Çalışanlar için ayrı, müştemilat tarafında var. Biz köşktekileri kullanmıyoruz. Ha. Bilmiyordum. Pardon. Ebru? Aa. Hayrola? Böyle süslenmiş püslenmiş nereye gidiyorsun bakayım? İşim var anne. İşin var. Ne işiymiş o öyle? Bana bak, yeni yeni icatlar çıkarma bana. Pataklarım vallahi seni ha. Ya ben bu evin insanı değilmişim gibi gizli kapaklı konuşuyorsunuz. Bir şey sorduğumda da yok bir şey kızım. Sen karışma kızım. Ama ben hesap vermek zorundayım değil mi anne? Ben Reşit'im. İstediğimi yaparım. Laflara bak, laflara. Değil, pabuç olmuş pabuç ama ben koparırım o dilini senin. Nereye gidiyorsun diyorum sana. Sanki nereye gittim, ne yaptım çok da umurunuzda. Bana bak Ebru. Ebru. Ay. Buyurun. Anne. Gelebilir miyim? Gel tabii ki, gel. Bu akşam yemekleri ben senin için yapacağım. Eğer bana kimlerin geleceğini söylersen onlara göre yemek çıkartayım. Sen öyle çok uğraşmana gerek yok, yorma kendini. Hepiniz masada olun, bana yeter. Tabii ki. Sonuçta senin misafirlerin. Ben elimden gelen özeni gösteririm, tamam? Anne. Sevda'yla konuşmam gerek, Rüşcan. Tamam, ben mutfaktayım. Sevda, kızım. Yapma böyle. Sinan'la da seni de ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Eğer bu olayları biliyor olsaydım... Biliyordun babaanne. Her şeyi biliyordun. Dedem sana anlattı. Sen inanmamayı seçtin.
Haklısın. Özür dilerim. Ama benim bütün gayem Sinan'ın ve senin geleceğin. Sizin mutlu olmanız. Eğer bunun önüne bir engel çıkacak olursa buna asla müsaade etmem. Asla. Efkan'a da müsaade etmem. Bu bahsi kapatalım babaanne. Peki. Peki benim bu mutluluğumun önünde başka bir onu olsaydı. Senin başka bir torunun. O zaman ne yapardın? O kız benim ne torunum ne de bir Rona. En kısa zamanda onu bu köşkten göndereceğim. Bir daha onu hiç görmeyeceğiz. Teşekkür ederim babaanne. Bunu duymak biraz içimi rahatlattı. Güzel kızım. Ben biraz önce Cemre'nin babasını köşkte gördüm. Ha Yılmaz. Aman Mustafa. Aman işte her kimse. Ne olmuş? Harun Bey'in şoförlüğünü yapmaya geldi. Harun Bey'in odasından çıkıyordu. Yani beni görünce tuvaleti arıyorum dedi ama. Normal Feraye. Adam evimi biliyor. Yanlışlıkla girmiştir. Ay abla ne kadar rahatsın Allah aşkına ya. Ben o adama hiç güvenmiyorum. Yani sonuçta birini öldürmüş. Vallahi bana öyle gelmiyor Feraye. Ya baksana, Sinan için böbreğini bile vermeyi teklif etti adam. Cani biri olsa böyle bir şey yapmaya kalkar mı? Ay senin de şu iyi niyetli hallerin yok mu? Yani ne dersen de ben o adamdan korkuyorum. İyi ki burada bizimle kalmıyor. Öyle birkaç gün kalacakmış, onu konuşuyorlardı. Ne kaynatıyorsunuz bakalım? Rüçhan Hanım. Bir isteğiniz, arzunuz mu vardı? Yok, yok. Bu akşam misafirlerimiz gelecek de yemekleri ben hazırlayacağım. Bir alışveriş listesi yapalım bakalım eksikler neler. Tabii. Yılmaz. Buyurun Harun Bey. Bugün ajansa geçmeyeceğim. Ama sen yine de burada kal. Buralardan ayrılmayı mı? Tabii ki. O gün Kenan'ı almak için geldiklerinde sen de oradaydın değil mi? Evet. Bir bildiğin var mı? Yok Harun Bey. Ama tutuklanmadan önce onunla kavga ediyordunuz. Neden kavga ediyordunuz? Büyük bir şey değil. Öyle küçük bir yanlış anlaşılma. Aras Bey. Ebru. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Biraz vaktiniz var mı Aras Bey? Diğerleri gidelim mi? Olur. Hadi gel. Var mı bir haber? Ben görüştüm Kenan'la Emine anne.
Haber getirdim sana, o yüzden geldim. Ay geç. Geç içeri, geç. Çabuk içeri geç. Sağ olasın yoldaş. Eyvallah. Birkaç güne çıkıyorum Kenan yoldaş. Hadi ya. İyi, sevindim. Çıkınca gel yanıma, bir çayımı iç. Çukurcuma'dayım, beklerim. Vallahi benim buradan ne zaman çıkacağım belli olmaz ama çıkınca gelirim söz. Sana bu tuzağı kim kurdu biliyor musun? Biliyorum. Vakti geldiğinde bedelini de ödeyecek. Kenan Şanlı. Emine anne, dediğim gibi ben görüştüm Kenan'la. Gayet iyiydi, hiç merak etme. Herhalde birkaç güne çıkar zaten. E kızım, madem yeri yurdu belliyse beni de götür Kenan'a ne olur. Ben görmeden rahat edemeyeceğim kızım. Yok, sen gidemezsin yani. Yılmaz ayarladı bana görüşmeyi. Çok zor ayarladı o yüzden. Öfke. Oğlum gerçekten iyiydi mi? Doğru söylüyorsun değil mi bana? İyi. Tüm günümü seninle geçirmeye karar verdim. Teşekkür ederim. Ama işleriniz varsa eğer... Ebru, senden daha kıymetli hiçbir şey yok. Sen kendi değerinin farkında değilsin ama ben farkındayım. Seninle güzel bir gün geçirmek istiyorum. Dün Macide Hanım bizi evden kovdu Aras Bey. Ya ne olduğunu da anlamadım. Evdekiler de bana hiçbir şey söylemiyorlar. Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Yani Macide Hanım niye bizi evden kovuyor? Ebru. Şu anda ne evdeki ne işteki sorunları düşünmek istemiyorum. Yemekte bir şeyler içelim mi? Olur. Hadi ben artık gideyim. Allah senden razı olsun kızım. Beni de oğlumu da yalnız bırakmadın ya. Allah ne muradın varsa versin. Figen, biliyorum senin de derdin başından aşkın kızım. Bak ben Kenan'ın babası gibi olacak diye çok korktum. Yani sen onun hayatına girdikten sonra Kenan duruldu. Sen onu hale yola koyuyorsun kızım. Biliyorum çocuk gibidir. Ama çok temiz kalbi vardır benim yavrum. Sen onu hiç bırakma olur mu kızım? Sen benim oğlumu hiç bırakma. Alo. Verdiğim sözü tuttum. Kenan çıktı. Şimdi evindedir. Akşam görüşürüz aşkım. Olsa harika olmuş. Her şey şahane görünüyor. Tatlı da hazır değil mi? Evet, dolapta soğuyor. Tamam, fırında 5 dakika sonra kapatırsınız. Ama içindekini çıkarmayın, olur mu? Ama tamam. Rüçhan Hanım'ın yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ben de.
Oğlum. Kenan'ım, Kenan'ım. Anne. Anne. Annem, annem. Sana işkence mi yaptılar? Yok anacığım, bir şey yok. İyiyim ben, merak etme. Kız, korkma, ne olurum ben. İyi. İyi misin? İyi. Gidiyor muydun? Gidiyordum ama sen yorgunsun. Gel biraz içeride konuşalım. Gel, kurban olur. Sağ ol babacığım, bir şey yok, tamam, dur, yavaş. Ay kurban olsun annen sana, nasıl bir şey yok, haline bak o. Ya tamam. Geç annem, geç. Oğlum, annem aç mısın? Allah, bir sıcak çorba varsa içerim anneciğim. Kurban olsun annen sana, mis gibi mercimek var, şimdi ısıtırım ben sana. Geç, geç sen otur. Hadi geç anne, geç. Kenan, gerçekten iyi misin? İyiyim, iyiyim. Valla sana teşekkür mü etsem, af mı dilersen bilemedim filan. Yok canım, ne önemi var ki? Senin her şeyden önce dostuz. Dost mu? Neyse, artık bunları konuşabilecek çok vaktimiz olacak. Sen ilk önce bir dinlen, iyileş. Her şeyi konuşuruz sonra. Sevda da çok merak etti seni. Yani o da üzgündü çok. Mis gibi mercimek çorbası. Mis. Mis, kurban olsun. Hadi siz biraz hasret giderin. Ben de köşke döneyim artık. Ben seni geçireyim. Yok yok, hiç kalkmayın, hiç kalkmayın. Allah senden razı olsun kız. Biz zaten görüşürüz sonra. Soğutma çorbanı, hadi. Tamam. Çok mutluyum bugün ben. Çok iyi geldi bana. Mutlu olmana sevindim. Birazdan kalkalım. Ya ben hemen eve gitmek istemiyorum ben. Biraz daha kalsak olur mu? Birer kadeh daha söyleyeyim. Evet. Teşekkür ederim. Ya ne demek nereye gittiğini söylemedi Asuman? Ay ne olur bağırma Ömer, ne olur bağırma, bak tansiyonunu zıplatacaksın yine. Asuman bak, bu kız elimde kalacak bir gün. Bu kız beni evlat katili edecek. Tövbe de. Ama kabahat sende. Zamanında buna yüz verdin. Böyle kafasına bu şeyleri soktun, soktun. Şimdi artist olma peşinde koşturuyor. Ya kim bilir nereye gitti gene ya? Of! Of! Çok güzel olmuş Ruhcan. Teşekkürler. Misafirleri de öğrenebildin mi? Ruhcan. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş kızım. Teşekkür ederim. Bir de konukların kim olacağını öğrenseydik.
Sevda bizi cezalandırmak istercesine meraklandırıyor. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Ay baba, kötü ne çıkabilir Allah aşkına? Arkadaşları gelecektir en nihayetinde. Ben arkadaşlarının geleceğini hiç sanmıyorum. Ben de. Evet. Of. Of. Yine yanlış otobüse bindi herhalde. Kızım, ya sen de şunu koruma artık ya. Ya sen sakin ol Ömer, sakin ol. Ben gidip bir durağa bakayım. Şuradan bir gitsek. Bir gitsek artık. Bir şeyler bulabildin mi? Maalesef bulamadım. Ama çalışma odasında bir kasa var. Toplantıdan aldığın dosyayı oraya koymuş olabilir. Açamaz mısın? Hiç kasa açmadım hayatımda. Açabileceğimi sanmıyorum. Tam olarak yerini söyle. Çalışma odasında, masanın arkasındaki dolapta. Siz konuşabildiniz mi mevzuyu? Kenan'sa çıkmış. Hayır, Kemal diyorum. Ha, o mevzuyu merak etme. Gereken yapıldı. Arkadaşların da iyi. Artık sen işlerle ilgilensen iyi olur. Bana böyle mevzularla gelme. Aras ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Sevda da daha inmedi. Benim içim hiç rahat değil, hiç. İnşallah Kemal'ime de kız istemek nasip olur. Tur Hanım'la Yakup'uma nasip olmadı ama. Sen geçmişi düşün, üzülme artık anacığım. Sen niye üzüyorsun tatlıcanını Selmi anne? En yakın zamanda kucağına veririz bir torun. O sana her şeyi unutturur zaten. Hadi hadi. Al çiçeğini çikolatana gel. Buyur anne. Buyur. Dikkat et anacığım. Efkan, hadi. Geldim baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki. Alayım anneciğim. Ne işiniz var sizin burada? Harun Bey, Macide Hanım. Rüçhan Hanım. Hayırlı bir iş için gelmiştik. Sevda Hanım kızımız bahsetmedi mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Tamam. Anacığım.
Feray. Her şey çok güzel görünüyor. Buyurun öyleyse, oturalım. Önden buyurun. Efkan, geç otur oraya. Bey. Namussuz! Göberteceğim lan! Namussuz! Göberteceğim lan seni! Göberteceğim! Namussuz! Lan! Yen? Nereye? Ebru yine geç kaldı da babam çok sinirli, durağa bakmaya gitti. Bir ona bakacağım. İyi, ben de geleyim. Lan! Namussuz! Ömer! Baba! Baba! Ömer abi! Baba! Ömer abi! Baba! 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 Şey söyle baba! 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 Baba duyuyor musun beni? Baba! Baba babacığım! Baba! Baba ne olur aç gözünü! Baba! Baba! Figen! Dur bir şey söyle!
gözümde canlanır koskoca mazim. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazim. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarlarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerim, mutluluktan haber ver direk taşı. Efkarlarım birikti, sığmaz içime. Sitem etsem de azdır kaderi. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerim, mutluluktan haber ver dilek taşır.